Safari'den herkese merhaba. Bugün elimizde Honor'dan gelmiş çok güzel bir kablosuz kulaklık modeli var. Tam kablosuz kulaklık. Choice serisine kısa bir süre önce eklediği Moisson kablosuz kulaklık olarak geçiyor. Choice serisi bildiğiniz gibi Honor'un biraz daha bu nesnelerin interneti, işte ekosistem ürünlerini oluşturmak üzere piyasaya sürdüğü bir seri. Dolayısıyla ben biraz heyecanlıydım aslında. Choice serisini, Magic serisini de uzun bir zamandır Honor'da takip ediyorum. Huawei çatısı altından da kısa bir süre önce ayrıldı biliyorsunuz ki. Şu anda bu gördüğünüz ürün 330 lira bandından falan piyasada bulunabiliyor. Yetkili satıcılara göre fiyatı değişiyor. Bende Magic Earbuds vardı. O biraz daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmüştü. Böyle 750-800 liralık bir fiyatı vardı. Bu biraz daha uygun bir fiyatta geldi. Onun kadar iyi mi? Ya da işte böyle ben biraz daha uygun fiyatlara bir kablosuz kulaklığa erişmek istiyorum Türkiye pazarına göre. Ortalama fiyatları olsun diyorsanız, biraz da özelliklerini merak ediyorsanız lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Kutusundan bir Type-C şarj kablosu çıkıyor. Ürünün şarj kutusunu güç kaynağına bağlayabilmeniz için. Bunun dışında kulaklık pedleri var. Kulağınızın boyutlarına göre istediğiniz gibi ucunu ayarlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte biraz daha normalde alışık olmadığımız bir ürün olarak kutuya alkollü pamuklu çubuk yerleştirmişler. Bu da ürünü bir süre kullandıktan sonra dezenfekte edebilmenizi sağlıyor. Bence özellikle pandemi sürecinde güzel bir detay bunu düşünmüş olmaları. İki tane yerleştirdiklerinde altını çizelim. 47.1 gramlık bir ağırlığı var şarj kutusuyla birlikte. Gerçekten oldukça portatif bir ürün. Zaten hani ne kadar ağır olabilir dersiniz ama bilmiyorum. Ne kadar ağır olabilir ki zaten? Ürün kulağa çok güzel bir şekilde oturuyor. Ben böyle kulakta bir acıtma ya da rahatsızlık hissi yaşamadım. Ama şeyin altını çizmem lazım. Yolda birkaç kere böyle kulağımdan düştüğü oldu. O konuda birazcık böyle bir tereddüt yaşadım açıkçası. Şeye düştü. Caddeye düştü ve araba geliyordu. Ve düşündüğüm şey bunu daha çekmedik. Çok böyle zıplama falan testi yapmadım da. Yani normal bir şekilde yürüyordum. Ona rağmen böyle elimin çarpmasıyla ya da bir şeyin değmesiyle ani kolaylıkla düşebildiği oluyor. %100 kulağa oturmayabiliyor. Ama tabii ki içerisinden çıkan kulaklık pedleriyle siz kulağınıza daha uygun bir şekilde ürünü kişiselleştirebiliyorsunuz. O anlamda çok büyük bir sıkıntı yaratacağını da düşünmüyorum ben açıkçası. Şarj kutusunun hemen altında bir Type-C girişi var. Oradan kutudan çıkan kabloyla birlikte ürünü güç kaynağına bağlıyorsunuz. Şarjının bitip bitmediğini nasıl anlayacağım ben derseniz, kapağını açtığınızda önünde bir tane ışıklı gösterge var. O ışık eğer kırmızı yanıyorsa benim şarjım bitiyor, zor durumdayım, beni bir an önce artık güç kaynağına bağla demek istiyor. Eğer mavi ışık yanıyorsa da o zaman herhangi bir şarj ya da güç girişine ihtiyacım yok, güce ihtiyacım yok. Dolayısıyla rahat bir şekilde gününe devam edebilirsin demek istiyor. Kutuyu ilk açtığınız zaman kulaklıkları içerisine yerleştirip 10 saniye boyunca kapağını kapatıp beklemeniz gerekiyor. Daha sonra açtığınız zaman kulaklıkların üzerinde beyaz bir ışık yanıp sönüyor. O ışık yanıp söndüğü zaman artık eşleşme moduna hazır olduğu anlamına geliyor. O noktadan sonra Bluetooth'a rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. İster bilgisayarınıza ister telefonunuza. Bluetooth 5.0 bağlantısını kullanıyor. 5 ve üzeri zaten artık Bluetooth'un en yeni nesil bağlantı teknolojileri. Dolayısıyla ben böyle bağlantıda kopma falan hiçbir şekilde yaşamadım. Herhangi bir sıkıntı. O anlamda bir problem yarattığını söyleyemem. Çok rahat bir şekilde bütün cihazlarımda da bulabildi ve bağlantı kopma problemi yaşatmadı bana. Kulaklıkların hemen üzerinde de böyle dokunarak çağrıları, müzikleri ya da işte sesli asistan kontrolü yapabileceğiniz bir dokunmatik sensör var. Kulaklıkların alt kısmında şarj bağlantısı sağlayabildiği mıknatıslı bir alan var. Onun hemen yanında da bir mikrofon yerleştirildiğini görüyoruz. Ama kulaklığın arka kısmında üzerinde de mikrofon var. Dolayısıyla çift mikrofon desteği var. Mikrofonların da gürültü önleyici özelliği var. Bu da tabii ki de daha net sesinizin iletileceği anlamına geliyor. Özellikle çağrılarda. Bu da böyle sık sık kablosuz kulaklıkla dışarıda çağrılar yapıyorsanız, başkalarıyla konuşuyorsanız size önemli bir konfor sağlayacağı anlamına geliyor. Ben dışarıda yaptığım çağrılarda böyle sesimin iletilmemesi gibi bir problem yaşamadım. Kutuyu çekiyorum ve gerçekçi olması için birini arayayım dediler. Ama annemin telefonu meşgul çaldığı için... Tamam, ben şimdi seni dokunmatik sensörden kapatacağım. Ani kapanırsa kusura bakma. Hadi bay bay. Öptüm ben. Sana da. Birazcık da
çağrı ve müzik kontrolünü nasıl yaptığınızdan bahsedelim. Kulaklıkları taktığınız zaman bir medya oynattığınızda bu şarkı olabilir, podcast olabilir, başka bir şey olabilir. İki kez tıkladığınız zaman sağ veya sol kulağa şarkıyı durduruyorsunuz ya da medyayı veya başlatıyorsunuz. Eğer sağ kulağa 2 saniye basılı tutarsanız o zaman bir sonraki medyaya geçiyorsunuz. Sol kulağa 2 kez basılı tutarsanız da bir önceki medyaya dönüyorsunuz. Çağrılarda da sol veya sağ kulağa 2 kez tıklarsanız o zaman da gelen çağrıyı cevaplayabiliyorsunuz ya da mevcut halde konuştuğunuz çağrıyı sonlandırabiliyorsunuz. Bununla birlikte 2 saniye basılı tutarsanız da gelen çağrıyı reddedebiliyorsunuz. 3 kere tıkladığınızda da herhangi bir kulağa sesli asistana bağlanabiliyorsunuz. Kulaklık hem Android hem de iOS işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Dolayısıyla hem Siri ile hem Google asistanla hem de diğer sesli asistanlarla istediğiniz gibi bağlantı kurup taleplerde bulunabilirsiniz. Kulaklık ayrıca stereo ses çıkışı yapıyor, derin bas desteği de var ve pasif gürültü önleme özelliği var. Magic Earbuds'da az önce bahsettiğim ve daha önce kullandığım aktif gürültü önleme özelliği vardı. Zaten o aradaki fiyat farkında büyük oranda bu özellik açıyor. Aktif gürültü önleme yazılım desteğiyle dışarıdan gelen gürültünün kulağınıza kadar erişmesini engelliyor, geri itiyor. Ama pasif gürültü önleme de sadece fiziksel olarak dışarıdaki gürültünün bir kesilmesi durumu söz konusu oluyor. Ben ortalama bir müzik dinleyicisiyim. Yani ortalama bir kullanım yapıyorum. Gün içerisinde böyle etrafta insanlar varken bir şeyler duymam gerekiyorsa, dinlemek istiyorsam o zaman takıyorum ve işe giderken, işten dönerken kullanıyorum. Bana ses kalitesi çok yetersiz gelmedi benim gibi bir kullanıcı için. Ama siz böyle eğer ses kalitesine çok önem veriyorsanız, çok yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız ve ben böyle çok iyi bir müzik dinleyicisiyim, her şeyine dikkat ederim diyorsanız o zaman size biraz yetersiz gelebilir. Ürünün IP54 sertifikası da var. Bu da tabii ki de kulaklığı su sıçramalarını ve toza belli bir oranda dayanıklı hale getiriyor. Ama bu sadece kulaklıklar için geçerli. Dolayısıyla şarj kutusunda böyle suyla temasta veya çok fazla toza maruz kalma durumunda problem çıkabileceğini aklınızda tutmanız gerekiyor bu kulaklığı aldığınız zaman. Ama en azından böyle yağmur altında kullanımda falan biraz daha kullanıcılara güven veriyor. Beni en çok etkileyen özelliklerinden bir tanesi de kesinlikle batarya performansı oldu. Kulaklıkların 55 mAh, kutunuzsa 500 mAh'lik bir bataryası var. Kutu böyle tam 1 saat 50 dakikada, yani 2 saate yakın bir sürede şarj oluyor. Sadece kulaklıkların ortalama kullanımda 6 saat, yoğun kullanımda ise 4 saatlik bir kullanım süresi var. Ama şarj kutusuna koyup tekrar şarj edebildiğiniz için şarj kutusuyla birlikte kullanım süresi 24 saate uzuyor. Ben bunu 24 saat zaten sürekli kullanmadığım için kulağımda böyle 2-3 hafta falan kesinlikle şarjını bitiremedim ve çok uzun bir süre şarj edemedim. Şarj ettiğimde de dediğim gibi böyle 2 saate yakın bir sürede şarj kutusu tamamen şarj oldu. Mavi ışığa döndü. Ama 2 saatlik sürede beni açıkçası çok rahatsız etmedi. Ben böyle her videoda söylüyorum. Aksesuar ürünlerinde özellikle mobil aksesuar sürekli böyle şarj edeyim, şarj problemi düşüneyim istemiyorum açıkçası. Telefon dışında çok fazla bir şeyleri şarj etme derdine düşmek istemiyorum. Dolayısıyla o anlamda beni inanılmaz tatmin etti. 2 saat şarj edip böyle 2-3 hafta benim gibi bir kullanıcıysanız, ortalama bir kullanımda 2-3 hafta kullanabiliyor olmak inanılmaz büyük bir konfor sağlıyor bence. Bu arada iki kulaklığı birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı da kullanabiliyorsunuz. Bazı kablosuz kulaklıklarda birini çıkardığınız anda sensör otomatik olarak algılıyor ve diğeri de kapanıyor. Kullanamaz hale geliyorsunuz. Bunda öyle bir durum olmuyor. O anlamda da güzel. Böyle sonuç olarak eğer ben ortalama bir müzik dinleyicisiyim, ortalama bir ses kalitesi bana yeterli. Türkiye pazarında da uygun fiyata biraz daha kablosuz kulaklıklara erişmek istiyorum derseniz sizin için bence güzel bir seçenek olabilir. Şarj derdi hiç düşünmemek istiyorsanız çok iyi bir seçenek olabilir bence. Tasarımı da birazcık AirPods'a benzetilmişti, yeni AirPods Pro'lara. Eğer böyle AirPods Pro'ya o kadar paralar dökmek istemiyorum ama tasarım anlamında da böyle bir şey arıyorum, biraz AirPods Pro'ya benzesin kulağımda derseniz o anlamda da bence tatlı bir alternatif olabilir. Ses kalitesine çok önem veriyorsanız da birazcık daha bütçenizi zorlayıp böyle özellikle aktif gürültü önleme seçeneği olan alternatiflere yönelirseniz bence sizin için daha iyi olacaktır. Bu kadar. Bugün Honor'un Choice serisine eklenen Moisson kablosuz kulaklık modelini inceledik. Çok hızlı bir inceleme yaptık. Umarız işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, Teknosafari YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı artık lütfen ve videonun altındaki yorumlar kutucuğunda yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.